Arkadaşlar merhabalar. 8. sınıf 24. maraton ile karşınızdayız. Birinci sorumuz. Buna göre Ali ve Furkan'ın yaptığı deneylerde bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Aynı zamanda sıvı basıncını etkileyen faktörleri araştırmak için aşağıdaki deneyleri yapıyorlar. Ali'nin deneyinde görebildiğiniz gibi su kullanılmış ama suların yükseklikleri derinlikleri birbirinden farklı. Furkan'ın deneyinde ise zeytinyağı ve su kullanılmış ama aynı derinlikteler, iki farklı cins. Baktığımızda bağımsız değişkenden bahsediyor. Ali'de farklı olan neydi? Sıvının derinliği. Furkan'da ise farklı cinsteki sıvılardı. O zaman bu sorumuzun cevabı Denizli olacak. Arkadaşlar ikinci sorumuz. Burada verilmiş iki grup öğrenci bezelye bitkileri ile ilgili aşağıda verilen deneyi yapmıştır. Her iki grup da aynı bezelye bitkilerini kullanmıştır. Birinci grubun çaprazlaması sonucu elde ettikleri 4 adet bezelye bitkisi ile ikinci grubun çaprazlaması sonucu elde ettikleri 4 adet bezelye bitkinin çiçek rengi bakımından fenotipleri şekildeki tabloda gösterilmiştir. Birinci grubun çaprazlama sonuçlarına baktığımızda buradaki her birisinin mor olduğunu, ikinci gruba baktığımızda %50 mor, %50 beyaz olduğunu görüyoruz. Her iki deneyin sözcüleri yaptıkları çaprazlama sonuçlarına göre aşağıdaki yorumları yapmıştır. Bezelye bitkilerindeki mor çiçek rengi geni beyaz çiçek rengi genine baskın olduğuna göre her iki deney sonuçları da dikkate alındığında hangi seçenekteki ifade doğrudur diye bize soruyor. Bakıyoruz birinci grup sözcüsü çaprazladığımız mor çiçekli bezelye bitkisinin çiçek rengi bakımından genotipleri kesinlikle homozigottur demiş. Burada böyle bir kesinlik söz konusu değil çünkü ikinci çaprazlama ikinci grupta beyaz bezelyeler oluştuğuna göre bu çiçek rengi bakımından kesinlikle homozigot olamaz. Bu ifade yanlış. İkinci grup sözcüsü çaprazlama sonucu elde ettiğimiz mor çiçekli bezelye bitkilerin çiçek rengi bakımından genotipleri kesinlikle aynıdır. Baktığımızda mor çiçekli olanlar değerlendirildiğinde onların kesinlikle aynı genotipe sahip olduğu görülebilir. Yani melez genotipli olacak. Esasında bu çaprazlamada mor olan melez karakterli yani büyük A küçük A karakterinde beyaz çiçekli olan ise küçük A küçük A olduğuna göre bu çaprazlamalarda ikinci grubun çaprazlamasındaki mor olanlar heterozigottur. O zaman baktığımızda sadece ikinci grup sözcüsünün verdiği bilgi doğrudur. Cevabımız Bursa olacak. Evet, üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şekildeki gibi duran yapboz parçalarının zemine uyguladığı basınç P kadardır. Verilmiş burada. Ferda bu şekilden ayrı ayrı A'yı çıkarttığında basıncı P1, C'yi çıkarttığında P2, B'yi çıkarttığında P3 oluyor. Buna göre P1, P2, P3 büyüklükleri hangi grafikte doğru verilmiştir diye bize soruyor. Şöyle yapabiliriz soruyu. Biz bunların her birisine A, B, C, D'ye 10 ağırlığını versek başlangıçtaki durumda bu toplamı 40 olacak. 40'ın zeminine bakıldığında 2 parça var. Dolayısıyla 2'ye böldüğümüzde biz burayı 20 olarak bulabiliyoruz. 20 bulduğumuz değer ne? P değeri. Şimdi A çıkartıldığında o zaman 4 parça vardı. A çıkartılırsa 3 parça kalır. Yani bu sefer bunun ağırlığı 30 olur. Temas ettiği yine 2 zeminimiz var. O zaman buradan 15 olarak bunu bulabiliriz. Sonra C'yi çıkarttığında bu sefer ne oldu? Yine 30. 3 tane blok var. Ama bu sefer temas yüzeyi 1 tane olduğu için 1. Buradan 30'u 1'e bölerek 30 buluyoruz basıncı. Sonra B'yi çıkarttığında gene 30 ağırlık temas yüzeyi 2. Buradan basıncımızı 15 olarak buluyoruz. Şimdi böyle bir değerlendirme yapıldığında P1 yani P olarak gösterdiği 20 idi. A'yı çıkarttığımızda 15. C'yi çıkarttığımızda 30, B'yi çıkarttığımızda ise yine 15 bulduk. Yani bu değerlendirmeler yapıldığında bizim sorumuzun cevabı A seçeneği olur. Evet, dördüncü sorumuz.
Aşağıda periyodik tablo verilmiş. X, Y, ZT ve M ile belirtilen elementlerle ilgili bazı özellikler tablodaki gibidir. Satırlarındaki bilgilerden hangileri tamamen doğrudur diye bize sormuş. Bakıyoruz. Birincisi tel ve levha haline getirilebilme. Elementlere baktığımızda X, Y, Z tel ve levha haline getirebilme. Metallere ait X ametal olduğu için bu ifade yanlış. Kararlı ametal grubunda yer alma. Kararlı ametal grubunda yer alanlar yani soy gazlar M ve N, bu doğru bir ifade. Elektrik akımını elektrik yalıtkanı olarak kullanılabilme yani ametallerden bahsediyor. Bunların her birisi ametal, tamamen doğrudur dediğine göre evet sorumuzun cevabı 2 ve 3 olmalı. Arkadaşlar 5. soruyla devam ediyoruz. DNA molekülü nükleotitlerden oluşur. Nükleotitlerin yapısında ise fosfat, şeker ve organik baz bulunur. Aşağıdaki görselde Ö, N, C ve E harfleri birer organik baza karşılık gelmektedir. Organik bazlardan bazıları numaralandırılmıştır. Bir bölüm verilen DNA molekülüyle ilgili ifadelerinden hangileri doğru da olur diye bize soruyor. Bir yerine Ö, iki yerine E yazılmalıdır. Baktığımızda bir yerine N'nin karşısında Ö olduğu için evet Ö gelmeli. İki yerine ise C'nin karşısında olan ifade E'dir. O zaman bu da doğru bir ifade. Yani birinci yargı doğru. C adenin bazı ise N timin bazıdır. C'nin karşısında E olduğuna göre N timin bazıdır diyor. Hayır, E timin bazı olacak. Yanlış bir ifade. N'nin sayısı Ö'nün sayısına eşittir. Burada gördüğünüz gibi N ve Ö birbirlerine karşılıklı geldiği için evet eşittir. Cevabımız 1 ve 3 yani bursa olacak. Sorumuz arkadaşlar, şekildeki deney düzeninde A ve B ortamlar arasında yanmakta olan mum yerleştirilmiştir. Yapılan deneyde mum alevinin iki yöne doğru hareketlendiği gözlemlenmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğru olabilir diye bize soruyor. A ortamı, B ortamı. Bakıyoruz, birinci yargı A ortamının sıcaklığı B ortamının sıcaklığından daha fazladır. Şimdi bu değerlendirmeye göre baktığımızda A yüksek basınç alanını, B ise alçak basınç alanını bize ifade ediyor. Dolayısıyla A ortamının sıcaklığı B ortamının sıcaklığından fazladır ifadesi yanlış. Tam tersi olacak. A ortamında yüksek basınç alanı oluşmuştur. Bakıyoruz, evet doğru bir ifade. B ortamında yükseltici hava hareketleri gözlemlenir. B alçak basınç olduğuna göre evet yükselici hava hareketi vardır. Doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 Ceyhan olacak. 7. sorumuz. Maddelerde meydana gelen iki farklı değişim örneği aşağıda gösterilmiştir. Buna göre örnekleri verilen değişimler için hangileri ortaktır? Elma sirke olmuş, buz suya dönüşmüş. Bakıyoruz. 1. Maddenin dış görünümünün değişmesi. Evet. Bu her ikisinde de gerçekleşmiş. Ortak bir nokta. Maddenin iç yapısının değişmesi. Bu sadece elmaya ait bir ifade. Maddenin kimliğinin değişmesi sadece, bu da elmaya ait, dolayısıyla ortak olan özellik sadece yalnız bir olacaktır. 8. sorumuz. Fen bilimleri öğretmeni bir DNA molekülünün modelini şekildeki gibi hazırlamıştır. Verilen modelle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakıyoruz modele. Çift zincirden oluşan sarmal bir yapıdır. Doğru. Nükleotitler belirli kurallara göre karşılıklı bağlanmıştır. Doğru. Yapısında 4 çeşit nükleotit bulunmaktadır. Doğru. Cevabımız Denizli. 9. soruyla devam ediyoruz. İçerisinde A ve B maddeleri bulunan Erlenmeyer ile deney tüpünün şekil 1'deki gibi toplam kütlesi ölçülüyor. A ve B maddelerinin şekil 2'deki gibi karıştırılması sağlanıyor. Bir süre beklendikten sonra D maddesinin oluştuğu gözlemleniyor ve şekil 3'teki gibi toplam kütle tekrar ölçülüyor. A ve B kütleleri tamamen tükendiğine göre deney ile ilgili aşağıdakilerden hangileri söylenemez? Burada baktığımızda A ve B başka bir maddeye, D maddesine dönüştüğüne göre bakalım. Oluşan D maddesi A ile B özelliklerini taşır. Hayır, yeni bir madde oluşmuş. A ve B'nin özelliklerini taşımaz. Burada cevabımız Ceyhan olacaktır. 10. sorumuz. Aşağıdaki görselde bazı canlılarda meydana gelen değişimler verilmiştir. Buna göre sadece verilen örnekler dikkate alındığında her iki değişim ile ilgili hangi seçenekteki ifade ortaktır?
diye bize sormuş. Bazı keçilerin dört boynuzlu olması bu mutasyonla alakalı bir durum. Arıların beslenme şekillerine göre kraliçe veya işçiar olması bu da modifikasyonla ilgili bir durum. Baktığımızda değişime neden olan etki ortadan kalkınca değişime uğrayan canlı eski haline dönemez. Evet, ortak bir ifade cevabımız Bursa olacak. 11. sorumuz. Aşağıda bazı canlıların görselleriyle bu canlılara ait adaptasyonların amaçları verilmiştir. Fok, bukalemun, kaktüs, işte kare, üçgen ve daire şeklinde neler olduğunu bize vermiş. Buna göre verilen canlılar ile adaptasyon amaçlarının doğru eşleştirilmesi hangi seçenekteki gibi olabilir? Bakıyoruz şimdi burada fok ısı kaybını önlemek için bu işi gerçekleştiriyor. Vücudun ısı kaybını kaybetmesini önleme. O zaman fokun bulunduğu yerde üçgen gelecek. Bir tane olduğuna göre cevap belli oldu. Bu kalemunun bulunduğu yerde ise daire, yani avcılardan korunma ve rakiplerini korkutma. Evet. Kaktüste ise buharlaşmayı azaltarak su kaybını önleme. Evet. Cevabımız Bursa olacak. 12. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şekildeki kaplarda belirtilen yüksekliklerde A ve B sıvısı bulunmaktadır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş. A sıvısının H yüksekliğinde olduğunu, B sıvısının ise 2E yüksekliğinde olduğunu vermiş. Bakıyoruz buna göre. 1. A sıvısının kap tabanına uyguladığı basınç, B sıvısının kap tabanına uyguladığı basınca eşit olabilir. Evet, olabilir. Burada A sıvısının derinliği az ama yoğunluğu fazla olabilir ve B sıvısına eşit olabilir. Bu ifade doğru. A sıvısının kap tabanına uyguladığı basınç, B sıvısının kap tabanına uyguladığı basınçtan büyük olabilir. Evet, yani yoğunluğu çok daha fazla olursa oluşan basınç diğerinden daha büyük olabilir. Bu ifade doğru. A sıvısının kap tabanına uyguladığı basınç, B sıvısının kap tabanına uyguladığı basınçtan küçük olabilir. Evet, hem derinlik az hem de yoğunluk az olursa B'den basıncı daha küçük olabilir. Dolayısıyla ifadelerinden hangileri doğrudur? Her birisi doğrudur. Cevabımız Denizli olacak. 13. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir miktar su bulunan kaba, yanmakta olan mum ve cam kavanoz birinci durumdaki gibi yerleştirilmiştir. Bir süre sonra mumun söndüğü ve ikinci durumdaki gibi suyun kavanoz içerisinde bir miktar yükseldiği gözlemlenmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye bize soruyor. Bakıyoruz. Birinci durumda kaptaki suya etki eden açık hava basıncı, ikinci durumdaki kaptaki suya etki eden açık hava basıncından küçüktür. Hayır, açık hava basınçları değişmiyor. O yüzden birinci ifadeyi eliyoruz. İkinci durumda kavanozda su seviyesinin yükselmesinde kavanoz içindeki gaz basıncının düşmesi etkilidir. Doğru bir ifade. İki seçeneklerde olacak. İkinci durumda kap tabanına etki eden sıvı basıncı birinci duruma göre azalmıştır. Hayır, artmıştır olacak. Bu ifade de yanlış. Dolayısıyla bizim cevabımız Bursa olmalı. 14. sorumuz arkadaşlar. Görselde periyodik tablonun ilk 18 elementinden bazıları numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye bizi soruyor. Aynı zamanda model bilgi, turbo bilgi ve nitro bilgi verilmiş. Bakalım onlara. Model bilgi ısı ve elektriği iyiletmez. Turbo bilgi oda koşullarında tek atomlu gaz halindedir. Nitro bilgi bulunduğu periyodun tamamı ametaldir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Model bilgi 2 numaralı elemente ait değildir. Bakıyoruz. Model bilgi ısı ve elektriği iyiletmez. Bu 2 numaralı elemente ait değil. Doğru bir ifade. 2 numaralı element bir metal olarak karşımıza çıkıyor. O zaman A seçeneğimiz doğru. Turbo bilgi 1 ve 2 numaralı elementlere ait değildir. Oda koşullarında tek atomlu gaz halindedir. Bakıyoruz. 1 hidrojen, 2 ise burada bir alüminyum metalini gösteriyor. 1 ve 2 numaralı elementlere ait değildir. Evet, doğru. Devam ediyoruz C ile. Nitro bilgi 2 numaralı elemente ait olabilir. Bakalım bulunduğu periyodun tamamı ametaldir. Periyot dediğine göre şuralardan bahsediyor. Burada hem metaller var hem de yarı metaller var.
Dolayısıyla bu bilgi yanlış bir bilgi. D seçeneğine baktığımızda 3 numaralı element için verilen bilgilerin tamamı doğrudur. 3 numaralı element soy gazları gösteriyor. Isı ve elektriği iletmez. Doğru. Oda koşullarında tek atomlu gaz halindedir. Helyum doğru. Bulunduğu periyodun tamamı ametaldir. Bu da doğru. Yani yanlışı bize sorduğuna göre cevabımız Ceyhan olacak. Arkadaşlar 15. sorumuz fiziksel değişim ve kimyasal değişimi tanımlamış. Adem fiziksel değişimlere, Özlem ise kimyasal değişimlere aşağıdaki örnekleri veriyor. Verdikleri örneklerin tümünün doğru olabilmesi için hangileri yer değiştirmelidir? Baktığımızda Özlem kimyasal değişikliklere örnekler veriyor. İşte burada. Adem ise neye örnek veriyor? Fiziksel değişimlere örnek veriyor. Burada yanlış olan var. Bakalım Özlem'de buzun erimesi, Adem'de ise yumurtanın pişmesi. Bunlar yer değiştirirse doğru bir ifade karşımıza çıkar. Cevabımız Bursa olmalıdır. 16. sorumuz. Seda öğretmen, kartta bulunan hayvanların hacimsel büyüklerinin kromozom, DNA, gen, nükleotit gibi kalıtsal yapıları temsil ettiğini belirtip öğrencilerinden uygun eşleştirmeye yönelik çıkarımlar yapmalarını istiyor. Buna göre hangi öğrenci yanlış çıkarım yapmıştır? Bakalım. Burada birincisi en cüsseli olan kromozom, yani filden bahsediyor. En küçük olan ise işte burada, o da bir nükleotitten bahsediyor. Diğerleri ise kromozom, DNA, şurası işte DNA, burası ise bir geni temsil ediyor. Bakalım şimdi yanlış çıkarım yapmıştır. 2 numaralı hayvanın temsil ettiği yapı, şekil ve sayı olarak tüm canlılarda aynıdır. Hayır, kromozomlar sayı olarak tüm canlılarda farklılık gösterebiliyor. O yüzden yanlış bir çıkarım dediğine göre cevabımız burada B seçeneğimiz olacaktır. 17. sorumuz. Arkadaşlar dünyanın güneş etrafındaki bir konum şekilde verilmiştir. Bu konuma göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. Birinci ifade, güney yarım kürede metrekareye düşen ışık enerjisi miktarı kuzey yarım küredekinden fazladır. Şimdi bakıldığında bu şekilde kuzey yarım kürede yaz yaşanıyor. Güney yarım kürede ise kış yaşanıyor. Dolayısıyla birinci ifade, güney yarım kürede metrekareye düşen ışık enerjisi miktarı kuzey yarım küredekinden fazladır. Hayır, daha az olacak bir ifade. Yanlış. Gece gündüz süreleri iki yarım kürede eşittir. Hayır. Kuzey yarım kürede yaz olduğuna göre gündüz süresi daha fazla. Dolayısıyla bu da yanlış bir ifade. Kuzey yarım kürede yaz başlangıcı olabilir. Evet, olabilir. İfadelerinden hangileri doğrudur? Cevabımız A seçeneğimiz olacak. 18. sorumuz arkadaşlar. Buna göre Ahmet hangi seçenekte verilen ölçülerde lastik alırsa en uygun kararı vermiş olur? Açıklamalara bakalım. Aşağıda araçlarda kullanılan lastiklerin ölçülerine ait aşağıdaki kılavuz verilmiştir. Lastik ölçü kılavuzu verilmiş. İşte taban genişliği, kesit oranı ve jant çapı verilmiş. Çiftçilik yapan Ahmet traktörüne yeni lastik alacaktır. Yetiştirdiği ürünler gereği genellikle sulu ve çamurlu arazilerde traktör kullanan Ahmet lastik seçimini yaparken çamurlu arazide kolayca batmayacak bir lastik ölçüsü seçmek istiyor. O zaman en uygun kararı vermiş olur. Yapacağımız şey taban genişliği en fazla olacak. Baktığımızda 285, 265, 305, 255, burada 305 en fazla. Aynı zamanda kesit alanı da en fazla olacak. 195, evet. Ve jant çapı 21 burada verilmiş. Diğerlerinde belki daha fazla olanlar var ama taban genişliği ve kesit alanının fazla olması bizim sorumuzun cevabının C olduğunu gösterir. 19. sorumuz ise aşağıda asit yağmurları ile ilgili görsel ve bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre asit yağmurları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğru olabilir diye bize sormuş. Aynı zamanda bir takım açıklamaları da yine burada vermiş. Bakalım. Asit yağmurlarına neden olan gazlar karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit gazlarıdır.
Evet, bu doğru olabilir. Fosil yakıtların kullanımının azaltılması asit yağmurlarının oluşmasını azaltır. Evet, fosil yakıtlar havayı kirletiyordu. Dolayısıyla asit yağmurların oluşmasını azaltabilir. Doğru bir ifade. Asit yağmurlarında yağmur suyunun pH değeri saf suyun pH değerinden daha büyüktür. Hayır, asitli olabilmesi için saf suyun pH'i 7 idi. Asitli olabilmesi için 7'den daha küçük olması lazım. Halbuki burada daha büyüktür diyor. Bu ifade yanlış. Bizim cevabımız 1 ve 2'nin olduğu B seçeneğimiz olacaktır. Evet, son sorumuz şöyle. Şekilde dünyanın güneş etrafındaki bir konumu verilmiştir. Dünya bu konuma gelmeden bir gün önce Kuzey Yarımküre'de yıl içinde gündüzlerin gecelerden uzun olduğu son gün yaşanmıştır. Bu konumda dünyada gece gündüz süreleri eşit olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bize sormuş. Şimdi dünyada gece gündüz süreleri iki tarihte eşit oluyor. 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde. Dolayısıyla buradaki iki tane seçeneği eliyoruz. Şimdi 23 Eylül'ü düşünürsek, burada gece gündüz süreleri eşitse, 23 Eylül'den önceki durumda ise gündüz süresi gece süresinden fazla olan yer Kuzey Yarımküre için geçerli. Doğru bir ifade. Sonrasında ise 23 Eylül sonrasında gece süresi gündüz süresinden daha fazla oluyor. Bize bu konumda dünyada gece gündüz süreleri eşit olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Yukarıdaki açıklamayı da destekleyen ifade D seçeneği olmalıdır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.